bu iç savaş devam ettiği sürece CHP'nin kendi içindeki sükuneti sağlayamadığı yerde nasıl olacak arkadaşlar bilmiyorum. Bakın Yılmaz Özdil'in de mesela İzmir konusunda şeyi var. AKP'ye vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İzmir halkı nasıl olsa bize mahkum diye düşünüyorlar. İzmirliler AKP'ye karşı olduğu için mecburen bize oy verecekler diye düşünüyorlar. Öbür partiler arasında başka seçenek bulamayan İzmir halkını çantada keklik gibi görüyorlar. Bu kafayla yıllardır İzmir'e İzmir'le alakası olmayan tipleri milletvekili yaptılar. Taksi kullanmadan Tilkilik'ten Bozyaka'ya gidemeyecek tipleri, İzmir'in semtlerini bile bilmeyen tipleri, yani böyle Saat Kulesi'ne bıraksan Havra Sokağı'nı bulamayacak tipleri İzmir'e milletvekili yaptılar. İzmir'de oturmayan, İzmir'de evi bile olmayan tipleri, İzmir'de tanıdığı bile olmayan tipleri İzmir'e milletvekili yaptılar. Atatürk'e ırkçı diyen, kumpasçı Taraf Gazetesi'nin yazarını hiç utanmadan hem de birinci sıradan getirip dayattılar, zorla milletvekili yaptırdılar İzmir'e. Mustafa Kemal'in kalesi İzmir'de son 14 yıl içinde Atatürkçüleri ufak ufak tasfiye ettiler. Sinsi sinsi guguk kuşu yumurtalarını monte ettiler. Atadan dededen CHP kurulduğundan beri CHP'li olan sembol isimleri belediyesi olan Diyarbakır'dan daha fazla HDP'liyi İzmir'in belediyelerine monte ettiler. Neredeyse hayatında İzmir'i görmemiş tipleri mezhep kontenjanından getirdiler, belediyelerde maaşa bağladılar. Belediye meclis üyesi falan yaptılar ya. İzmirliler yıllardır bu kepazeliklere çaresizce katlandı. Yani İzmir'i AKP'ye kaptırmamak için çaresizce katlandı İzmirliler. CHP'ye omuz verdiği için, AKP'ye direndiği için Türkiye'de en çok bedel ödeyen şehir İzmir'dir, İzmirlilerdir. Buna rağmen İzmir'de kimsenin... Şöyle doğru söylüyor, ben şuna çok sinirleniyorum arkadaşlar. Mesela bölgede anket yaptırmak yerine bir şekilde İzmir için de geçerli, İstanbul ilçeleri için de geçerli. İşte bölge anketinde mesela işte Bahar daha yüksek çıkıyor işte bilmem nerede. Yerine üstelik sen uğraşmışsın, didinmişsin, hiçbir önemi yok. İşte Ekrem Bey'in adamı, işte Özgür Bey'in adamı, Ayşe'nin adamı, Fatma'nın adamı oluyor yani. Bu çirkin bir şey yani ve bu halka da şu demek kupon yerlerde eşek gibi biz koyduk siz de oy vereceksiniz demek. Ben CHP'nin bu siyasetini en başından beri eleştirenlerdenim. Kardeşim Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi yapıyordu. Biz niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorduk? Kara kaşı kara gözü için mi eleştiriyorduk? Yaşlı veya yaşı ileri diye mi? Yaşlı demeyeyim ayıp olur. Yaşı ileri diye mi eleştiriyorduk? Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu niye eleştiriyorduk biz? Bu listeler ne diyorduk? Sen nasıl 39 vekili verdin diyorduk. Çankaya'dan nasıl Sadullah Ergin'i koyarsın diyorduk. Ya milletvekili listelerini ben yapmadım, arkadaşlarım yapmış ne demek diyorduk. İşte buralara bu adamlar konur mu diyorduk. Bu danışmanlar buraya atanır mı? Ya kim bu adamlar diyorduk. Diyorduk da diyorduk netice itibariyle. Peki geldiğimiz nokta CHP'de yani gördüğümüz nokta daha doğrusu ne oldu? Hallice. Ne farkınız kaldı o zaman? Biri bana söylesin. Yani eğer temayül yoklamaları, vay efendim Özgür Bey asıyordunuz, kesiyordunuz, yani esiyordunuz, gürlüyordunuz desem daha doğru olur. İşte bir yerde kadın aday olacaksa işte o şey olmalı, işte pardon özür diliyorum, kadın aday ve erkek aday yarışıyorsa o kesinlikle kadın olmalı. E ne oldu? Aylin Kotil sabahtan akşama kadar Şişli'yi gezdi, aylarca çalıştı, bürokrat geldi Şişli'ye bir tane. Keza başka yerlerde kadın adaylar çalışıyor çalışıyor bir bakıyorsun diyorlar ki ya burası Kürtler için çok önemli belki işte daha ona uygun bir aday gelir. Başka yerde bir çalışıyorsun bir duyuyoruz diyor ki ya işte şey gelecekmiş bu aday bilmem kimin şey yakınıymış o gelecekmiş. Ya tanıyan yok ya arkadaşlar bırakın ismini duyan yok ya. İsmini duyan yok ya adayların. Hani bu bölgede bir şey yaptıralım biz. Yoklama yaptıralım. Bak kim öne çıkıyormuş. O kadar şeyler var ya. Anketçiler şunlar bunlar var. Hepsiyle zaten çalışıyorlar deli gibi. Herkes çalışıyor. Ya AK Parti bunu yaptı ya. Hatta bunu yaptığı için gönderdiği Tekirdağ milletvekilini yeniden getirdi ya. Daha da yani adamı yeniden getirdiler. Melek Mossoy'u çıkardılar diye. Yani Melek Mossoy'u çıkardı adam.
Sonra elini öptü. Elini başına koydu bir de hatırlarsanız. Komik bir görüntüydü, onun için gülüyorum. Adamı tekrar getirdiler ya. Kimse de bir şey diyemedi, sustu. Ya AK Parti bunu yaptı. Ve seçimi kazanabilmek adına, hani oy kaybettirmemek uğruna değiştirmek istedikleri bir dolu belediye başkanını bile değiştiremediler ya. Yani o yüzden ne farkı kaldı o zaman? İzmir ayrı bir yerden çalıyor, öteki başka bir şey söylüyor. Tamam, değişim çok güzel ama en hakkaniyetli değişim en azından herkesin şu çenesini kapatamaz mıydı ya? Bak kardeşim, tamam hadi bir iki yere dokundun, kimse onu görmez bu şeyde diyelim ki. Ama şunu diyemez miydi ya? Bak kardeş, kusura bakma da biz bu bölgede şey yaptırdık, anket yaptırdık. Vallahi bu çıktı, ne yapalım yani? Böyle bir şey götürdüğünüzde zaten herkesin çenesi kapanmaz mıydı? Kapanırdı bence. Yani dolayısıyla güzel olmadı. Vallahi güzel olmadı yani. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden ne olacak? Ben de merak ediyorum. Herkes gibi. Yüzünde kıl bile oynamadı. Olsun varsın dedi. İzmir'imizi kaptırmayalım, yaşam biçimimize sahip çıkalım dedi. Sırf şehrin anahtarlarını AKP'ye vermemek için CHP'nin son 14 yıldaki bütün saçmalıklarına katlandılar. Ama şimdi artık ayıp be kardeşim ya. Ayıp yani. CHP tarihinin gördüğü en zayıf genel başkan Özgür Özel. CHP tarihinin en güçlü şehrinde değişim ayaklarıyla akıl almaz kararlar aldı.